Efendim hoş geldiniz. Mali serimizin 6. bölümündeyiz. Ve sonunda ülkemizdeki bu otorite problemini çözdük. En önemli problem buydu. Çeşitli aksaklıklar sonucunda biraz geciktik. Ama sonunda tamamlamayı başardık. Şimdi bu isyandan kurtulacağız. Efendim işte yurtları tamamlayacağız derken hızlı bir şekilde bu coğrafyayı ele geçirme isteğim var. Bunları bir an önce halledelim istiyorum. Bakalım ne ölçüde başarılı olacağız. Bunları hallettikten sonra zaten şunlar falan kalıyor. Onlar da hızlıca toplar. Sonra bir görev ağacımızda ne var ne yok onlara bakarız. Duruma göre serimize nokta koyabiliriz diyorum. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi çok fazla admin puanına ihtiyacım var. Öyle böyle değil maalesef. Gao. Ha sen zaten kendin geldin, çarpacaksın. Bu da gelebilir mi acaba? Gerçi iyi, mağlup ettik. Güzel. Şimdi ordu masraflarını kısalım. Asla düşmanlık kurabiliyorum. Ya aslında Fas'la düşman olabilirim bu arada. Çünkü Fas benden teknoloji olarak da çok ileride değil. En azından bir tane düşmanım olsun. Gerekirse onunla savaş yaparız. Humiliate yaparız. Puan kasarız. Vesaire faydalı olur diye düşünüyorum. Öte yandan Rönesans olmadığı için %50'lik bir maliyet var. Rönesans şu an herhangi bir yerde yok bizim burada. Şurada belki durum söz konusu olabilir. Başkentimiz Timbuktu. Buna dev mi bassak acaba? Çok da uygun bir yerde development basmak için. Tanesi kaç puan arttıracak? 4.83. Çok fazla ama maliyet. Böyle bakınca işte çok fazla geliyor. Acaba basmazak mı diyorsun? Öyle olunca. Bayağı bir puan harcamam lazım. Onun yerine 7. seviye alsam 96'da mı alabileceğim işte. Düşün yani. O zamana kadar bayağı bir puan biriktirmem lazım. Neyse şimdilik şu yurtlardan bir kurtulalım. Ondan sonra canım kardeşim. Ha bir de şundan tabii toprak almaya devam edeceğiz. O da ayrı konu. Eşek gibi verecek alçak. Yaşatın kötülük. Dostumuz dedik, birazdan tekmeyi vuracağız. Ben buna niye evlilik yaptım ya? Bir ara evlilik yaptım değil mi ben bunu? O gönderdi alçak. Düşman da belirleyemiyorum işin kötü yanı. Neyse. Toprakların büyük bir kısmını aldık. Bir tane savaş yaparız neyse. Araya kullanırız artık. Loyalty. Bir dakika şurada 1100 insan gücü. Ver. Bunu ver bir kere. Ah, soyacağım seni var ya, yok edeceğim seni. Ben olmasam sen burada bir hiçsin çünkü. Alçak. Ve sonra bunlara geçiyoruz. Bunların hepsinde hak iddiamın olması lazım. Şunda da var galiba. Yokmuş. Peki. Hemen gönderdim. Bunun da ittifakı var. Zaten burada öyle seferler olacak ki. Oy öyle ateşkesin var değil mi şimdi? Evet. Biraz uzun süreli. 8 yıl. Anlıyorum. Ha. Ha. Peki. Ha. Dur, askeri geçişi iptal ederiz. Bunların hepsine birden dalayım aynı anda. Ha, getir. Hepsini birden ilak edeyim. Ama işte admin puanı yetmeyecek. Aşırı derecede puan sorunumuz var. Bunu kaldır. O da neden oldu işte. Çok istikrar eventi yedik çünkü. Maalesef ki. Maalesef ki. Bir de bir tane istikrar da boşa gitti. O ayrı üzücü oldu tabii, sağ olsun. Bu gibi durumlar bize çok ciddi bir maliyet olarak geri dönüş yapıyor. Burada ne fikri seçeceğime hala karar vermiş değilim. Yani ekonomik de seçilebilir de. Altına hiçbir şekilde mali şey yapmadık. Saygıdeğer altın. Nerede bu? Aha burada var bir tane işte. Bunlar bizim kabul edilen kültürümüzde. Birkaç kere şuradan altın almaya çalışsak. Acaba burayı mı başkent yapsam? Ama 292 puan lazım işte. Çok fazla. Peki protect trade değil. Bunu yapsam. Buraya puan yığsam ama buradan dolayı almaya çalışmak, Rönesans almaya çalışmak çok riskli bir hareket. Kaybedebiliriz development'ını bir anda. Ve şu an yeterli puanım yok zaten. Yeterli puanım olsa belki denenebilir. Bunlar ne yapıyor burada? Geç. Masraflar açık. Eksi 2. Bunların 2500 insan gücü var. Güzel. Mali bizi düşman belirledi. Mali diyorum ya. Morokko. Biz de onu düşman belirlemiştik zaten. İttifakı fena değil görünüyor. Güzel. Siz biraz antrenman yapın. Düşünüyorum acaba puan bassam mı buraya? Ama o kadar puanı nereden bulacağız işte? Bayağı bir puan lazım. Burayı geliştirmek için. Aşırı derecede puan lazım. Şu an 2.16'da. 48'den basmaya başlasam bile yetmeyecek. Varacağı. Şu şehri de yurt yap. Neyse. Ha bir dakika, ben burada savaş açacaktım. Savaş nedeni burası kullanılacak. Şu gelsin, şu gelsin, şu gelsin falan derken Benin nerede? Tam bu da gelsin. Bütün hepsini çağırdım, garibanların hepsi. Tümden ilak edeceğim. Bu da gelsin alçak. Tamam, biraz admin puanı harcayacağız ama yapacak bir şey yok. Sen gel. Zaten bunları öyle ya da böyle ilak edecektim yani. Ya, vakti bu vakitmiş, artık yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. Hemen vura vura gidelim. Aynı zamanda beğene de gidebiliriz. O da ayrı bir biliyorsunuz gidiş şekli. Bence öyle gitmek daha iyi. Vura vura da gitmiş oluyorsun. Yanında bonus oluyor. Yürü 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 yürü. Şimdi şunları böl. Aa, bu paralı asker. Aslında bununla koştursam ya peşinden. Bununla niye işgal yapıyorsam bölemiyorum çünkü. Önce bir şunu imha edeyim. Sonra bütün şehirlere bunları konuşlandıracağım. İşin kötü yanı buraları kendine alacak değil mi bu alçak herif? Ulan ben bunların hepsini fethedeceğim diye yola çıktım. Hain. Sen nasıl bre gafil? Sen kimsin? Bak orayı da işgal edecek şimdi. Ya bunu yapma işte ya. Bir dakika. Yetiştirebilecek miyiz? Oğlum bırak şurayı, bırak. Öbür tarafta o askerim yeniliyor senin yüzünden. Alçak yenildi bile. Buraya gönderecektim, yapmadım onu senin yüzünden ya. Neyse, ona vereceğim toprakların hepsini. Hepsini ona vereceğim. O yurt yapsın. Başına bela alacağım onu. Madem orayı istiyorsun, bedelini ödeyeceksin o zaman. Yürü. Ne kadar asker kaybettik biz orada? 2 tane mi? 3 tane mi? 3 tane mi? Yazık oldu. Bunu gönder. Bunu gönder. Bunları getir. Tamam, güzel. Bunun başka alacağı toprağı kalmadı galiba. Tamam, gerisi Yao'da. Yao ile ateşkesin bittiğinde dalarım. Az kalmış zaten. Gerisini de ben fethederim. Gayet de güzel olur. Bununla ilişkim kaç benim? Aa, buna niye diplomat göndermiyoruz ki? Terbiyesizde de spy network kurmuşuz. Bu arada gariban devlet kaldırma. Sana dedim beni dinle diye. Böyle yok edilirsin, ben de seyrederim. Çak. Yukarıya doğru gidenler var. Şu biter mi acaba? Güzel. Heh, sen bunu bir imha et. Zahmet olmazsa. Buraya geç. Buraya geç. Devam. Aranan admin puanı geldi. Çok güzel. Bunlara doğru ilerleyelim hemen. Bayağı bir Puan gerekecek abi. Efsane. Dünyanın puanı. İhtiyaç duyulacak. Yürü. İşgal etmediğimiz ülke kalmadı burada. Bir anda. Bütün hepsi birden ilhak edilmiş olacak. Tek savaşta neredeyse. Hepsi ilhak edilecek. Geç. Siz buraya geçebilirsiniz. Komple burayı alacağız. Ha bir de bu var değil mi savaşta? Doğru. Bunun peşine bir takılalım. Yukarıda alçaklar var. Başkentimi gördüler ya orada. Hemen işgal edecekler. Hainler. Oğlum o başkenti size bırakır mıyım ben? Ha? O başkenti size bırakır mıyım ben? Geleceğim birazdan. Bekle. Şu aşağıyı bir bitireyim. Sonra sana geleceğim. Sen hiç merak etme. Legalizm. Şimdi şuraya doğru bir gidiş deneyelim aynı zamanda. Bu arada bir revolt bastıracağız. Onu da bastıracağız. Şimdi burayı bana bıraktın ama ben burayı yurt yapamayacağım maalesef. Öyle bir sıkıntımız var. Burayı bu alçağa bırakacağız. Katsina. Ama bu alçak Katsina bunları alsın. Benim bunda hakkım yok zaten. Heh. Kabul etmedi. Edene kadar bekleriz. Devam. Sen şuraya geç. Tabii ne kadar güzel olay. Buyur. Ordularını bir oraya kaçırıyorlar. Harika bir tutum gerçekten. Tebrik etmek lazım bu davranışlarını. Heh. Onu orada bir imha et. Şuna dikkat edelim. Buraya saldırabilir. Bu araba bitmek bilmiyor. Yürü bakalım. Başka. Bu alçak orada arka tarafta bir iş yapma derdinde. Hemen onu yakalamaya çalışalım. Bir de şuradaki arkadaşlarla bir görüşme yapacağız. Heh. Onunla yakaladın. Çok güzel. İsyancı sana geliyorum. Az bekle. Az bekle geliyorum sana. Hiç merak etme. Bunların hepsini ilhak edeceğim. Çok az kaldı. Gel yavrum buraya. Güzel. Aha Oyo, evet Oyo'yu ilhak edemeyeceğiz çünkü çarpan yiyor bu. Aa %100 aslında yetiyor. Üstürat çok az varsa diyecektim. O problem olacaktı ki varmış. Çok daha az olsa. Tek toprak kalıyor. Peki bir toprak kalmasını sağlamak mı yoksa tümden ilhak yani bir toprak kalması sağlamak mı yoksa beyaz barış mı yapmak? Evet, bir numaralı uzmanlık sorusu. Burada çünkü başka dostu yok. Beyaz barış yapabiliriz. Yani ilhak edemiyorsam tek savaşta ateşkesi kısalım diyeceğim. Ama zaten ateşkes de aşağı yukarı bu tarihlerde bitecekti değil mi? Al geç ya. Al geç al geç. Şey diyorum bu savaşa girmesinden önce 505 alırız o tarihte ne yapayım artık. Yani. Bilemiyorum. Veya. Ha yo. Buna komşu bırakıp diyecektim de. On sene sonrasına kalacak. İlhakı. Tamam böyle kalasın. Tamam boşver. 5 yıl bekleriz. Sıkıntı değil. Normalde hepsini alacaktım da. Bekletecek. Oha ya. Bu kadar kötü bir general gelebilir mi? 0032 ya. İstemediğim ne özellik varsa geldi adama. Buyur. Zazo çıkar mısın? Nerede senin ordun? Bu mu? Bu mu senin ordun? Bunu bir yakalayalım. Herhalde aynen. Orada yakalarız. Ya öyle ateşkesin bitti güzel. Hemen uğrayacağım ona da. Güzel. Bu nereye çekiliyor ki acaba? Alçak. Al. Geç. Bir burası kaldı şimdi. Bizde sailor sorunu var mı? Yok gibi. Ama bunlarda daha fazla gemi olabilir. Bir amiral eşliğinde şurayı bir kuşatalım mı? Hızlandırsın diye. Sen de buraya geç. Güzel. Ha. Gerçi işgalim var zaten. Burada kaynak sorunu olmaz. Limandan kaynak ihtiyacını karşılayabiliyor. Şimdi siz de gelin bu tarafa doğru. Bu alçak başkentimi kuşatmayı deniyor şimdi. Zazo'nun ordusunu yendim galiba. Ha, çıkıyorsun. Çok güzel. Çok güzel. Fantastik. Güle güle. Bu terbiyesiz adamın ilakı peki artmış olabilir mi? 97. Çok güzel. Bundan sonra toprak veremeyiz yani. Güzel. 10 prestij. Hak iddiamız var. Dostluğu bozarız. Evliliği bozamayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ama kötü bakış falan yaparsak belki ikna olur. O bozar dostluğu. Evliliği yani. İstikrar kaybetmeyeyim diye diyorum. Sen şuna saldır. Gayet güzel. Ama işin kötü yanı şu düşmüş. Hemen gidelim. Bu komutanı da al görevden. Ölür şimdi. Ya ölsün de kuşatmada ölmesin. 2 istikrar yemek istemiyorum. Maalesef. Yani şu an 27 yaşında ama ölür abi. Bizde bu şans varken. Başımıza neler gelmedi ki. Buyur. Burası da düştü. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Bunların hepsi savaş lideriydi şimdi. Peki bu anlaşmayı böyle mi yapmalı yoksa yetmiyorsa öbür türlü mü yapalım? Yetti bu arada. Hepsini ilak ettim. Güzel. 55 agresiflik hiç sorun değil. Ara da ver. Ne bileyim. Bunda başka alınabilecek bir şey yok. Tamam, para ver. 5 bir şey kalsa. %100 yap. 25 tuka. Evet. Güzel. Şimdi bunların yurt yapılması. Yani hep zaten state core yapacağımız için bir problem de yok aslında. Başka. Şimdi bu garibanın askeri nereye çekiliyor ki acaba? Şurada umarım çarparsın da gidersin. Alçak. Ah, çarptı zaten. Yenemiyor ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi saygıdeğer dostum. Güzel insan. Seninle dostum bitti. Geçmiş olsun. Ya o birini conquest yapıyormuş. Yapsın. Yani son dakikada bir şeyler alayım mı diyecektim de. Artık bastık gitti. Böyle diyeyim. Heh. Sonra şu arkadaşlarımı burada birleştireceğim. Canım kardeşim. Ve devam edeceğiz. Sonrasında görevlerde neler vardı? Şimdi diyor ki buradaki tüm toprakların benim olması lazım, evet. Ve bunların en az base production'ı 10 olmalı. İşte nereler bunlar? Bambuk. Bunların hepsi mi? Burada bir de lobi mi çıkıyor? Ha. Yapma ya. Altın. Vay vay vay. Karşılığında bir olay gerçekleşecek. Onun sonucunda ne gelecek acaba? Aslında 3 tane toprak diyor sözde. Ha, sadece toprakları kontrol ediyor da. Bambuk, bur, loli. Bu şey mi sadece? Tamam, sadece altın olanlar için diyor bu. Tamam ya. Öyle bir söylüyor ki. Şu işte hepsini kontrol ediyor ya, o bozuyor işi. Ben dedim hepsini birden mi yükselteceğiz production'ını? Güzel. Güzel. Hiçbirini mi 10 yapmamışım? Altına dayalı oynamıyoruz ki. Bambuk. Bu mesela. Dur şuraya şey aç. Anchor, aynen. Bunu aç, birkaç development indirelim. Şey arttıralım. Ne diyorum ben? 2. Bunlar sırayla gelsin. Tamam. Bu 10 oldu. Arkadaşlar. Trade Station mı? Evet. Çok uzun sürecek abi bunu yapmak. Ama işte... Evet yani bu 14. seviyede... Abi sen kafayı yedireceksin bana ya. Peki bu görevi niye buraya koydun? 14. seviyede yapılıyorsa bu. Alçak. Bizi niye yoruyorsun? Tamam bunu yapacağım birazdan. Bu tamam. Onlar bağlantılı. Oralardan toprak tamam. Bu da olur. Bunu da yaparız. Geleceğim oraya. Çok sağlam geleceğim oraya. Merak etme. Burayı bir bitireyim. Oraya da geleceğim. Katsina'nın hükümdarı kaç yaşında? 33 yaşında. Ah, vefat etse ne iyi olur be. Eksi 47 skor geride. Ya o yener misin acaba onu? Öyle bir durum olabilir mi acaba? Gayet de güzel bir haber olur bizim için. 87 skor. Hiç problem değil. 97'de. Hanem Bornu. Bu neredeydi? Burada. İşgal altında savaşa gelemem diyor. 7. seviye 98'de tamamlanabilir görünüyor oyun tarafından. Bu arada siz antrenman mı yapın? Yapın. Oyunu da hızlandıralım. Şimdi saygıdeğer güzel yurtlar. Onlar da tamamlanmak üzere. Ülkede bir sürü isyancı var ama gelecekler birazdan sırayla. Anlıyorum onları. Çok güzel. Başka ne diyelim? Bu iki teknolojinin vakti var. Şunun için yani 7'yi alacağım gibi ama Rönesans alınsa daha bir güzel mi olurdu? Bu arada Rönesans aha Fas'tan alabilirmişiz. Fas'a ölüm kalım savaşı yapacaksın aslında. Evet abi. O zaman Rönesans'ı ilan edebiliriz. Fas'tan aldığımız topraklarla. Ama bayağı bir yoracak savaş olacak bizi. İşin güzel yanı toprak yapılarımızdan dolayı belli yerlerden gerçi gelemez. Buradan da gelir. Yani tek bir yönden saldırı yemeyeceğiz. Maalesef o tek yön olsaydı çok iyiydi de. Osmanlı Memlük Savaşı'nda bilmem kaçıncı perde Osmanlı yine yeniyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada biz o savaşa hazırlanalım diye şöyle bir edik belirlesek ne dersiniz? Her yerde. Yani kaç artıyor şu anda? 300. İnsan gücünü fullleyene kadar bunu kullanalım. Development da dursun şimdi. Getir. Tamam. Güzel. Protect Trade. Ver fark etmez. State Core da yapabilirdik bunları. Aa burada ne oluyor lan? Yeni devlet kuruldu. Hah. O da güzel. Olsa aldığı topraklarla kurulmuş. Bir de şunu bir dakika öyle bir dünya yok. Ben sana bir küfür edeceğim. Aklın hayalin duracak. Hah. Şimdi şunu ver. Tamam. Güzel. 700'lük paramız var. Hayırlı uğurlu olsun. 96'yı bekliyoruz abi. Bu adam bizden nefret etmeye başladı. Güzel güzel. Bir de şunu iptal etsen sana zahmet. Harika olacak. İstikrar kaybetmek istemiyorum ama problem de değil. Kaybedebilirim. O savaş yapılacak. Sen tarihe karışacaksın. Bu alçakta %106. İşin güzel yanı tabii orada. Şey var. Reconquest'a gireceğiz ya. Gerçi bunların skorları da o kadar iyi değil ki. 10 puanın yüzde niye bakıyorsun hesaplıyorsam kafadan düşünüyorsam %75'i gelecek. 7,5 puan çok inmiyor abi. İlak edemeyeceğiz tek savaşta. En sevmediğim şey. 50 defa savaşmayı sevmiyorum abi şu oyunda. Acaba bunu korur mu? Toprak aldığımızda. Belki korumak ister. Neyse. Bunu vassal yapsak aslında harika oluyor. Tek savaşta rahat rahat. Aha. Gel lan. Seni vassal yapacağım. Ya defalarca savaşmak istemiyorum. 2 dakika şunu vassal yaparım. 10 sene sonra ilhak ederim. Problem değil. Ve de ekstra diplomatik puan harcamam. Ben kimle dost oldum? Ha sakın ha. Hayır. Ulan var ya, Provence casusu geldi yine. Alçağa bak ya. Kaç, neredeyse oluyordu o iş. Buradaki puanlar da çöpe gitti. Güzel. Devam. Neyse para kazandık en azından. Şimdi yavrum, ilişki kasıyoruz seninle. Sana ben süper gücüm bir de koskoca. Sana burada böyle, aha tam onu dedim. İnanılmaz bir şey değil mi? Gerçekten bu konularda çok başarılı bir insanım. Bunda favor'ım niye duruyor? Dön. Abi dön. Adama küfür ediyoruz, favor gönderiyoruz. Bu kim? Air. Şu mu? Tamam. Hiç bilmediğim, tanımadığım devletler arkadaş. Ne yaptığımı bilmiyorum ki. Bak evlilik bozuldu. Güzel. Fantastik. 96. Geldi. Aralık. Güzel. Hemen geçelim şöyle. Şimdi abicim. Ben seni... Abi kime influence yaptık? Allah aşkına şuna yapacağız ya. Vallahi... Yaşlandım artık. Gerçekten çok yaşlandım. Hissediyorum. Hissediyorum. Çok kötü hissediyorum hem de. Tamam, bunu çek. Ha bu arada şeyi alabilirim. Şu iki ilişki muhabbetini. Ha alamam. Daha vassalım değil. Şimdi... Garanti verdim. Bunu da indir aşağı. Bu alçak da savaş açmak isteyecek şimdi ona. Gel buraya. Oh. İşte şimdi nefis oldu. Buyur. O iş bitti. Geçmiş olsun. Şimdi hemen sana saldırıyorum canım kardeşim. Tamam, savaş lideri yapardım. Yapamıyorum. Abi inanamıyorum. Gerçi daha bitmemiş ha, yaparım. Niye yapamam ya? Korktum bir an. Ne oldu abi? Öldü değil mi? Ulan 30 yaşında öldü herif. Ya. Neyse, karısı ölmeden. Çabuk. Çabuk. Gelebiliyor. Hah. Savaş nedeni hangisinin development'ı yüksektir? Fark etmez ama işte seçtim gitti. Aa bu. Borno. Gel 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 gel. Tamam. Şimdi sen gördün gününü alçak. Bu sefer elimden kaçamazsınız. Bu sefer yaktım çıranızı. Hainler. Bu terbiyesiz adam izin vermiyor. Tamam sen geç. Şunu da gönder. Komutan geldi. Ayağa kalkın diyor. Geç 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 geç. Hemen bunları ilak. Hemen canım kardeşim. Güzel. Fantastik. Geç 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 geç. Moral de yok zaten. Vur geç. Benin de isyan. Bastırırız birazdan. Beklesen Benin. Baba ben. Nereye çekiliyor acaba? Al işte. Bunun kuşatma yeteneği varmış. Kalsın. Sen böyle geç. Şimdi bu terbiyesizler izin almadılar. Sen önce bunu yok et. Aa almış işte izni. Aynı anda ya. Savaşı açtım, hepsi birden ayaklandı gene. Bak görüyorsun değil mi? Dış mihraklardan destek alıyorlar. Ayaklanıyorlar hemen alçaklar. Gel. Koş 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 koş. Sen şuna geç. Bunu böleceğim galiba. Evet. Tamam. Böl bunu. Gönder. Bunu da böl. Gönder. Şimdi 11K asker oldu. Bunu hemen yolluyorum bu arkadaşımızın üzerine. Bir tane komutan alalım. Çok güzel. Efsane general. Bak isyana da her ay bir ayaklanıyor, görüyor musun? Gel de buna tesadüf de. İşte büyük resmi söylüyorum size. Bir türlü anlatamıyorum. Buraya da dikkat. Devam. Bunu getir buraya. Çok güzel. Harika. Şimdi bunları tabii kendime almayacağım. Bu terbiyesiz devlete bırakacağız bunları. Çok güzel. Şunları şurada birleştireceğiz. Siz de nereye gidiyorsunuz bakayım? Şurada durun. Bir komutan da size vereyim mi? Vermeyeyim. Vermeyeyim, dur. Sen gel böyle. Asacağız. Daha isyan edecek var mı abi? Hala bir grup daha isyan edeceğim diyor. Bakar mısın şuna ya? Ben koskoca imparatorluk. Hayır. Ben bu insanların kafa yapısını çözemedim. Yani bu kadar büyük bir imparator. Bak şimdi mesela biz ne diyoruz? Osmanlı İmparatorluğu. Görüyorsun. Deniyor yani. Bu adamlar imparatorlukta yaşamaktan nefret ediyor. Ya millet imparatorluğa dönmek için burada can atıyor. Bakıyorsun şimdi. Orada al. Yani acaba biz mi yanılıyoruz? Bu adamlar mı biliyor? Gönderme dolu bir konuşma. Umarım ya anlatmak zorunda da açıklatmayın bana da bunu ne söylemeye çalıştığımı. Gel şuraya. Alçak. Birleş. Git. Sen de gel. Anında bunu işgal et. Ben şimdi senin dostunu alacağım elinden, merak etme. Sen onu korumaya geliyorsun da. Yani senden bir hayır gelmez. Sıkıntı orada. Şimdi bunları böldüm. Gönderdim. Güzel. Of. Ne güzel yok ediyor değil mi? Gönder yukarı. Başkentime geliyor. Zaten isyancılar hemen fırsatı buldu mu başkentimde. Koştura koştura geliyorlar. Güzel. Şimdi canım kardeşim bu. Böyle böldüm sizi. Bunu da gönderdim. Aa bir tane daha bölebiliyormuş. Gel sen de buraya git madem. Şimdi şununla görüşelim. Senin sonun son değil. Geçmiş olsun. Bitti. Artık seni sonlandırdım burada. Tamam mı? İkna oldun mu? Yeter dedin mi? Dedin. 17 problem yok. Yürü. Çok güzel. Ne kadar güzel genişledik ya. Alamıyorum. Tamam state core yapacağız. Buna mecbur bırakıyor işte. Maalesef. Başka? Sen gidiyorsun değil mi oraya? Güzel. 94'lük ha. Herhangi bir agresiflik vesaire hiçbir problem olmadan. Ya kızaran devlet bulamadık galiba. Değil mi? Vallahi müthiş. Geç. Bununla ateşkesim ne zaman bitiyordu? Bitmiş. Tamam. Sen de gittin. Geçmiş olsun. Afrika'da devlet kalmadı. Taxi 3 olsun. Abi manufactory nasıl yapacağım acaba? Ya adam teknoloji diyor 14 diyor ya. Oğlum yapamıyorum. Para var yapamıyorum. Bak yapamıyorum bak. Ama diğerlerinden yapabileceklerin var diyor. Evet. Ya bu değil manufactory, bu da değil. Bu. Ama bunun içinde koal diyor. Ya arkadaşım sen ne diyorsun bize şu an? Ha bir dakika. Joma nerede? Joma. Ha. Joma'nın bakıyorsun farm estate'i, o da alt teknolojide gerçi. Yapılabilir. Doğru. O zaman sen teksten devam et. Ya da cami. Ha cami yaparız evet. Dur. Nerede? Hemen yapıyorum. Güzel. Evet. Şimdi burayı kuşatmamışsın. Ayıp ettim. Hemen gönderdim seni de. Şimdi arkadaşımızın başkentinin kuşatılması lazım. Anlaşmayı fark etmez. Böyle de yaparsın. Öyle de yaparsın. Eskiden fark ediyordu. Şimdi artık bir şey fark etmiyor bunlar. Bunları aldım. Bir de bunları aldım. Geri kalan toprakları da kendime alacağım. Ama alabilmem lazım. Evet, yani bunu alamıyorum. Çünkü burası diyor. Evet. Peki ama bu alabilecek, burayı alabilecek mi? Alabilsin mi? Alabilsin. Ya yeter ki ilak olsun. Tüm derdim bu. Arkadaşım ya. Bir bırak da ilak edelim şunu. Tek savaşta ilak edeceğiz diye tutturduk. Uğraştırdın bizi sürekli. Ha. Neyse ki admin puanını ekonomik kullanmış olduk böylece. Yani 2 vassalım var. Estate ayrıcalığımı artık alayım. Bir zahmet. Bir diplomasi. Bir yerlerde kullanırız bunu. Başka. Şimdi siz de gelin bu tarafa doğru. Saygılar dostum. Buna ben diplomat gönderiyorum. Bunda da diplomatım kalabilir bu arada. Beklemesine gerek yok. Dursun yani, öyle boş boş duracağına, değil mi? En azından bir işe yarasınlar. Şunları da birleştirelim. Ayıp olmazsa. Getir buraya. Bunları da getir. Şimdi ben size saldıracağım. Hatta dal ya, beklemene gerek yok. Başlayacağım beklemesine, dal geç. Sen hayatının hatasını buraya ele geçirerek yaptın. O gün senin ilhak fermanın imzalandı. Bugün de yerine getiriyorum abi. Hayırlı uğurlu olsun. İşin güzel yanı, buraları da ben yurt yapmayacağım. Şu şeyleri diyorum, şunları. Orada da bir admin puanından kurtarmam söz konusu. İşte ekonomik fikir aslında alınabilir gibi görünüyor. Teknolojiyi de arttırabiliriz ama ekonomi alana kadar... Gerçi Rönesans'ı buradan alacağız dedik. Fas dayak yemiş gene herhalde yukarıdan. Tripoli ve Tunis var. 20.000 askerleri var. 7 seviye yapmışlar. Ben de 7 seviyeye alayım. Surlara vura vura Fas'ı rahatça ele geçiririz diye düşünüyorum. Rönesans'ı da alırız böylece. Ya şunları işgal et işte. Geç. Başka. İsyancı geliyor demiş. Bastırırız, sorun değil. Sorun, hiç sorun değil. Diğer çocuklar da geldi. Şu kuşatma bitebilir mi acaba? Sakın oradan ayrılma ha. %42 yaptın. Bu saatten sonra bir de ayrılırsan seni yakarım. Aha bak işte. Bu iğrenç bir şey. Bunu sakın yapma. Geç hemen. Hükümdar tahta çıksın. Anası beceriksiz. Maalesef kusura bakmasın öyle. Şimdi ben dürüstüm. Asla yalan konuşmam, sevmem. Burada hakkı neyse veriyoruz kendisine. Evet, bu da bitti. Geçmiş olsun. Bu değerli devletleri şimdi bir aradan, yani devleti daha doğrusu aradan çıkartalım. Peki başka bir görev tamamlamış olabilir miyim? Bunu aldığımda bunu tamamlamış oluyorum. Şu tamamlanamamış durumda. Timbuktu'daki %85 ticaretin kontrol edilmesi lazım en az. Burada tabi Fas'ın efsane bir gücü var. Ondan dolayı %69'dayız. Karavan power 60 puan. Güzel. Ben geleceğim ona. Ona çok sağlam geleceğim. Limitlerimiz kaçtı bizim? 45.000. Güzel. Vura vura gideriz. Bizim zaten birimlerimiz bildiğim kadarıyla daha iyi. Şu anda. Osmanlı'nın birimleri kadar iyi oluyor. Erken dönemde bunlar. Bayağı savaşçılar yani. Hocam geçelim. Sonra şurada bir zamazin şey ne? Zarmaganda gibi bir şey. Geç. Böl. Git. Tamam, yanlışlıkla asker mi yendik? Güzel. En sevdiğim. Şimdi vassallarıma bak, görüyor musun? Devasa bir güçleri var yani, öyle gariban değiller artık. Şimdi sizi de aradan çıkartıyorum böyle. Hayırlı uğurlu olsun. İlhakı da kabul etti. Bakın 130 bayağı bir diplomatik puan harcamak zorunda kaldık ama bu da ilhak olmuş oldu. Güzel. Evet, şunu çok fazla kullanmayacağız bu seride. Zaten yani governing capacity ile alakalı bir problemim de yok bu dönemde. Ama ha biraz düşürsem belki territory yapmam. State core yapmam. Ya da bilmiyorum. Yaparım ya. Bol bol ekonomik getiri elde edebilirim yani. Çok rahatsız etmez. Şimdi yurtların tamamını bitir. Bu arada %104'lük bir genişleme olmuş. Efsane. Biz ne ara böyle genişledik? Bir tane devlet fethettik. %100 diyorsun. Ayıp ettim. Bu ayıp gerçekten çok büyük bir ayıp. Peki saygıdeğer dostum. Şuranın boyutu kaçtı? Kimdi bu? Yao. Ming. Yao. 5.6. Ya bunu veririm mesela. Şu Yao toprağını. Hiç lüzumsuz yere burada şeye gerek yok. %100'ü geçip yok isyan ettim bilmem ne. Run Province. Al. En azından şöyle kalsa daha iyi olur. İsyanlar açısından. Boşu boşuna insan gücümüz azalacak. Zaten 9000'de. Ben şimdi Fas'la savaşacağım. Ondan sonra orada birkaç görev var. Halletmeye çalışırız. Kor olması lazım demiş. Niger Provinces. Hepsinin. Zaten bunların hepsi bende şu anda. Vassallarıma vermedim mi? Verdim mi? Bu Niger. Ama Niger River'ın parçası. Tamam ya, o burası işte. O son aldığımız yer. Burada eksik kalan bir yer vardı ya. Onunla olacak. Çok enteresan bir görev değil mi? Evet. Onunla birlikte bitecek. Gel abi yukarı. Seni de buraya alalım. Bu arada teknolojimiz geldi. Tamamladık gitti. 7 seviye topçumuz hazır. 2'şer tane ekleriz birimlere. Evet. Böylece siz de aynı askeri seviyedeyiz. Peki bunların Kastilya ile ateşkesi yok. Ben saldırdığımda belki Kastilya da dalabilir bunlara. Sen buraya geç. Morali ne durumda Fas'ın? Şeyden 2.87 eklesen o halde bile yeterli değil morali. Benim moralim gayet iyi. Tabi burada şey de alırsın. Din koruyucusu. Aa, daha tahta çıkmadı. Dur tahta çıksın. Onu da hallederiz. Tahta bir çıkarsa. Şimdi 2 tane hatta 3 tane topçu olabilir her orduda. İnsan gücüm çok azaldı benim ya. Öyle böyle değil. Şu şeylerden alsak mı acaba? Biraz. 185. Kaç tane alalım şöyle. Paraya gerek yok. Sadece insan gücü alsam biraz yeter bana. Bundan 2900 gayet iyi. 1300 geldi. Gayet iyi. Gayet iyi. O katkılarla birlikte şunu 28.000'lere falan getirirsem daha rahat olacak işim. Savaşta. Bir duka gider görünüyor şu anda. Bir de tabii böyle isyancılar da var maalesef. Bitmek tükenmek bilmeyen. Ben yeniyorum gene geliyor. Ben yeniyorum yine geliyor. Bıkmadılar. Serinin başından beri isyan ediyor alçaklar. Bunu ne zaman ilak edebiliriz? Tahmini 506. Bunu herhalde ilak edebiliyorum şu anda. Başlatsam 8'de bitecek. İtibar falan derken bununla birlikte ilak edelim. Aa, güzel. Zaten bol bol istikrar kaybettiğimiz bir maceraydı. Bu arada hükümdarımız, yeni hükümdarımız tahta çıkmayı başarıyor. Yine bizi uğraştırıcı bir isyancıyla karşı karşıya kaldık. Şükürler olsun ki yendi sonunda. Bravo. Başardı. Bitir kardeşim burayı. Aferin. Yukarı çık. Şimdi gerekirse paralı asker alırız. Sorun değil. Fikir hala açmadım. Evet. Ya şu teknolojiyi biraz ilerletsem mi daha mı iyi olur diyorum. En azından şu Rönesans'ın kazanımını alalım. Fas'tan. Hazır Fas bizden çok üstün değilken teknolojide 7 seviye ya, biz de 7 seviyedeyiz. 8-9'u gördüğü anda problem yaşanacak. O yaşanmasın diye böyle bir erken önlem. İnsan gücü ne kadar onun? 20.000. Problem değil. Bunları getir. Buna da bir 3 tane alsam iyi olacaktı aslında. Ne kadar limit var bende şu anda? 45. Güzel. Gayet güzel. Ülke de ne güzel görünüyor değil mi? Mali. Şunları da fethetsem gayet daha da güzel görünecek. Şimdi efendim, bölümün sonuna geldik.